Bir canlının suya dalabilmesini sağlayan en temel faktör, vücudunun sudan ağır olmasıdır. Buna göre 40 gram ağırlığı, 18 santime ulaşan boyuyla yalı çapkınının her dalma hamlesinde suyun yüzeyinde kalması ve dalamadığı için de balık avlayamaması gerekirdi. Fakat yalı çapkını kuşu sanılanın aksine her dalışında büyük bir ustalıkla suyun altındaki avını yakalamaktadır. Balıkla beslenen ve usta bir balıkçı olan yalı çapkını genelde tünediği yerden suyu sabırla izler. Bir balık gördüğünde dalışa hazırlanır, bunu yaparken ışığın suda kırılma payını da hesaba katar. Sonra kanat çırpıp hızlanarak suya doğru uçar. Balık yüzeye yakınsa onu kolayca kapar, daha derindeyse de kanatlarını birleştirerek suya ok gibi dalar. Bu hareketi hiç tereddüt etmeden, hatasız şekilde ve büyük ustalıkla yaparlar. Hatta tek seferde birden fazla balık yakalayabilirler. 90 kilometreye ulaşan bir hızla suya dalabilen yalı çapkını bu hızla 60 santimetre derindeki avını yakalayabilmekte ve daha sonra kendi ekseni üzerinde dönüp kanatlarını kürek gibi kullanarak su üzerine çıkmaktadır. Avını kaçırmamak için mükemmel bir zamanlama yapan kuşun dalmasıyla çıkması 3 saniyede gerçekleşir. Yalı çapkını bu kadar kısa sürede boyunun 414 katı kadar bir mesafeyi aşmış olur. Bu da onun bir savaş uçağı kadar hızlı hareket edebildiğini gösterir. Yalı çapkınının yaptıkları insan ölçeğinde bir mukayeseye tabi tutulursa, bu insanın 3 saniye içinde 26 metre derinliğe dalıp oradan bir çoban köpeği büyüklüğündeki avıyla tekrar yukarı çıkması manasına gelir. İnsanı hayrete düşüren bu bilgilerden sonra şimdi şu sorularımıza cevap arıyoruz. Uçmak, dalmak ve avlanmak, bilgi ve eğitim ve tecrübe isteyen zor bir iştir. Bu küçük kuş uçma, dalma ve avlanma hususunda bu kadar profesyonelliğe nasıl kavuşmuştur? Onu kim eğitip bu hale getirmiştir? Vücudu sudan hafif olduğu halde suya dalıp derinlerdeki avını yakalayacağı vücut yapısına nasıl kavuşmuştur? Hangi sebep ve tesadüf bu cihazları onun vücuduna takmıştır? Yalı çapkınının yakalamak istediği balık, ışığın suda ve havada kırılma dereceleri farklı olması sebebiyle aslında görüldüğünden farklı konumdadır. Optik bilgisinden mahrum bir kuş, bu fizik problemini nasıl çözmektedir? Bu, görünüşte küçük ama sanat cihetinde büyük ve harika olan yalı çapkını kuşu, her haliyle bize kendisini terbiye eden ve sanatında akılları hayrete düşüren Allah'ı anlatırken, bu kuşun varlığını tesadüflerle açıklamaya çalışmak ancak akıl ve mantıktan uzak olmakla mümkündür.